Efendim mutlu günler. Ben Bengü Kantekin. Üniversite Yolunda programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. YKS başvuru süreci devam ederken biz de üniversiteleri araştırmaya devam ediyoruz. İlk konuğumuz Işık Üniversitesi Feziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Serdar Sarıgül. Sayın Sarıgül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bengü Hanım. Sağ olun. Mütevelli heyetiniz, Işık Üniversitesi'nin mütevelli heyeti Ocak ayında göreve başladı. Doğru. Başkan olarak da siz varsınız. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Biraz sizi tanımak isteriz. Seve seve. Sizin de bahsettiğiniz gibi 11 Ocak itibariyle mütevelli heyetimiz göreve başladı. Fevziye Mektepleri Vakfı'nın mütevelli heyeti seçimi sonrası bu meydana geldi. Daha önce de yani 2017 döneminde de bir önceki 4 yılda da Fevzi Mektepleri Vakfı'nın gene layık gördüğü şekilde, takdir ettiği şekilde mütevelli heyeti üyeliği yapıyordum. Evet. Aynı zamanda strateji kurulu başkanlığı, mali işler, bütçe kurulunda da üyelik yapıyordum. Yani üniversitede bu ikinci 4 yılım olmuş olacak. Ben 37 yıl gibi bir dönem içerisinde iş dünyasında olan hem yurt içinde hem yurt dışında birçok uluslararası şirketin üst düzey yöneticiklerini yaptım. Hala da birçok şirketin yönetim kurullarında devam ediyorum. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetlerimi sürdürüyorum ve üniversitemize de katkı vermeye çalışıyorum. Evet. İzleyicilerimizin çoğu yakından biliyor. Fevziye Mektepleri Vakfı çok köklü bir vakıf. Dolayısıyla Işık Üniversitesi'ni de biliyoruz esasında ama biraz sizden dinlemek isteriz. Ya şöyle, gerçekten Fevziye Mektepleri Vakfımız 135 yıllık çok köklü, çok güzide, çok önemli vakıflardan bir tanesi. Üniversitemizde bu vakfımızın kurduğu çok önemli, güzel üniversitelerden bir tanesi. Burada gerçekten vakfın şiarını, prensibini bir kez daha tekrarlamakta çok fayda var. Buna çok inanarak söylüyorum ve çok saygıyla da bunu bahsetmek istiyorum. Yani önce iyi insan yetiştirmek prensibi, şiarı çok önemli. Fevziye Mektepleri Vakfı'nın bütün kuruluşlarında, bütün mekteplerinde, bütün okullarında bu prensip var. Üniversitemiz için de temel prensiplerden bir tanesi bu. Evet. Malum pandemi koşullarındayız Serdar Bey. Üniversiteniz bu süreci nasıl yönetti merak ediyorum. Vallahi çok iyi yönetti. Yani pandemi işte Mart aylarında biliyorsunuz şey oldu, ortaya çıktı. O dönemle birlikte birkaç şey anlatabilirim size. Bunun birincisi özellikle uzaktan erişim yöntemiyle uzaktan eğitim meselesini çok hızla devreye alan en önemli üniversitelerden bir tanesi Işık Üniversitesi oldu. Burada gerçekten hızlı çalışıldı. Hem hocalarımız, akademisyenlerimiz hem idari kadromuz el ele vererek bunu çok hızla yürüttüler. Diğer taraftan da bu işin bilgilendirilmesi, öğrenciyle bu işin aktarılması, öğrencilerimize doğru bilgilendirmelerin yapılması, bu dönem içerisinde her halükarda kampüslere giriş çıkış, bunların dezenfeksiyon işlemleri, Blackboard sistemi diye tabir ettiğimiz sistemin çok yaygın bir şekilde kullanımı için çalışmaların yapılması. Yani velhasıl fiziki koşullarda ne öğrencimize aktarılabiliyorsa bunu uzaktan erişim yöntemiyle de daha iyisini de yapabilmek üzerine çok iyi bir çalışma gitti. Çok başarılı bir çalışma oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor bu şey. Bu süreci başarılı şekilde yönetmenin en önemli şartlarından biri elbette teknolojiye uyum sağlamaktı. Bu bağlamda hem yenilikçilik, teknoloji ve girişimcilik günümüzün en önemli unsurları malumunuz. Üniversiteniz bu anlamda kendini nasıl güncelliyor? Bu konu biraz uzun konu ama. Lütfen buyurun. Estağfurullah. Yani buradan hareketle birazcık bizim stratejik plana atıfta bulunmak Lütfen. İsterim. Günün sonunda biz vizyon olarak gerçekten donanımlı insanlar yetiştirmeyi arzu eden bir üniversiteyiz. Bu anlamda da bilginin üretilmesi meselesi çok önemli. Bilginin paylaşılması meselesi çok önemli. Bundan hareket edecek olursak teknoloji de burada çok önemli bir yer arz ediyor.
Dolayısıyla dijitalleşme başta olmak üzere teknoloji gerçekten biz bütün eğitim, öğretim ve araştırma sisteminin çok odağında olan bir nokta. Dolayısıyla da biz bu mevcut stratejinin içerisinde buna gerçekten ağırlık vermeyi ve buna yatırım yapmayı, bununla birlikte sonuçları, çıktıları en etkin ve verimli şekilde almayı hedefleyerek gitmeye çalışıyoruz. Önemli olan nokta şu, bütün bu yapılanlar öğrenci için. Yani bence onu iyi koymak lazım. Tamam. Ne iş yapıyorsak yapalım, her şeyi öğrenci için yapıyor. Burada odakta öğrenci var. Yani bize gelen öğrenci en iyi eğitimi alarak en iyi şekilde mezun olmalı, hayata en iyi şekilde hazırlanmalı diye bakıyoruz. Bunu yaparken okul süresi de çok önemli. Hepimiz üniversiteden geçtik, hepimiz çalıştık ama o ortamda, o sistemde en iyi şekilde de yaşamanız lazım. İşte bu amaçla arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yaptılar. Öğrencilerimize yönelik bir uygulama hazırladılar. Burada bu sanal ortamda ulaşabilecekleri her şeye ulaşmalarını sağlıyoruz. Kütüphane, yemekhane, servis, aklınıza hayalinize gelecek her şeyi oraya koymaya çalıştı arkadaşlar. Şimdi bunu sürekli de geliştirecekler. Bu bir mobil uygulama. Evet, evet, mobil uygulama. Mobil uygulama. Hocasıyla, danışmanıyla oradan haberleşebiliyor. Kitaplarını, ders programını. Yani bir öğrencinin hayatını bugünkü dijital çağda, bugünkü çağda en iyi şekilde nasıl kolaylaştırabileceksek onu yapmaya çalıştık. Bu biraz evvel söylediğim öğrenci odaklılık meselesi bununla çok ilgili. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. Yani bir takım kategorizasyonlar yapılıyor. Y'ler, Z'ler, bir sürü şeyler söyleniyor ama Ben genç kuşak demeyi daha çok tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Yani kimse kırılmasın, alınmasın. Yani gençleri anlayarak onların ihtiyaçlarına yönelik işler yapabilmek önemli. O okul sürecini de, o öğrenim süreçlerini de en iyi hale getirmemiz lazım. Bu ortamı sağlarken en iyi eğitimi almalarını sağlamamız lazım ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını hazırlanacak olanlar onlar. Bunu yapacak olanlar bizde, herkes birer vasıta burada. Yani mütevelli de vasıta, rektörlüğü de, akademisyenleri de, idari kadrosu, herkes vasıta. Amaç, temel amaç öğrencinin iyi bir şekilde yetişmesi. Evet. Peki burada eğitim öğretim deyince elbette en önemli konu üniversitelerdeki müfredat konusu aynı zamanda. Sizce bu noktada eğitimin içeriği ile ilgili ne söylersiniz? Nasıl olmalı? Ya gene tabii burada atıfta bulunacağım yer şurası. Bizim akademik kadromuz ve idari akademik kadromuz bununla ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Tabii ki mütevellimizin destekleriyle, biraz evvel bahsettiğim strateji kurulu çalışmalarının destekleriyle. Stratejide en önemli yer alan noktalardan bir tanesi de bu. Biz şuna inanıyoruz, öğrenci geldikten sonra tabii ki orta öğretimle aldığı bir eğitim var, onunla üniversiteye geliyor ama önce iyi bir şekilde bu adaptasyonu sağlamak lazım çağımızın gereği ve bunu yaparken de tamamlayıcı bütün unsurları orada devreye katabilmek lazım. Dolayısıyla hayata hazırlamak, yani vakfın şiarı, üniversitenin prensibi derken onları birazcık kastetmeye çalışıyorum. O iyi insan olma mantığı içerisinde, yaklaşımı içerisinde en iyi donanımlı hale de getirebilmek lazım. Dolayısıyla hayata hazırlamanın, müfredatla bahsettiğiniz için söylüyorum. Evet. Müfredattaki yaklaşım, şimdi bundan sonraki dönemde bu artık devreye giriyor ve burada gerçekten sosyal bilimlerle ilgili olsun, tarihle ilgili olsun, Türkçe ile ilgili olsun, yabancı dille ilgili olsun, sanat ve edebiyatla ilgili olsun, bu temel yılda bunları aktarabilmek, verebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve müfredatı da hocalarımız buna göre tasarladılar. Biz şöyle bakıyoruz.
Temel yıl aslında üniversitenin birinci hazırlık kısmı, ama ondan sonra ortak üniversite dersleri, ardından fakülte ortak dersleri, ardından da bölüm ve program dersleri gibi bir akışı var. Dolayısıyla öğrenciyi kademe kademe hayata hazırlamakla ilgili bir müfredat yaklaşımından bahsediyorum ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla öğrencilerimizi yetiştirmek en büyük arzumuz. Öğrencilerin yetiştirilmesinde elbette ki akademik kadro tartışılmaz önemli. Bu konuda akademik kadronuzun öğrencilerin önünde olması, kendini güncellemesi konusunda nasıl destek oluyor? Ya çok şey, yani hep aslında konular birbirine çok bağlı. Bütün konuştuklarımız aynı şekilde. Odakta tabii ki öğrencimiz var, ama öğrencimize de bu bilgileri aktaracak olan, onlara bu ortamı sağlayacak en temel, bu bilgileri aktaracak olan en temel kadro da akademik kadromuz. Akademik kadromuz bizim çok yerli köklü bir kadro aslında. Çok saygıdeğer hocalarımız var. Gerçekten hepsi eli öpülesi hocalarımız. Burada tabii ki üniversitelerin bütün hayatında bu değişimler, dönüşümler olacak. Mutlaka kadrolara yeni akademisyenler katılacak. Bizim de yaklaşımımız öyle bu anlamda. Ama beraberinde onlara araştırmalarını, yayınlarını, kitaplarını yapacakları, hazırlayabilecekleri bütün ortamı sağlamak da bizim asli görevimiz. Böyle bakıyoruz olaya. Bu anlamda gerçekten bütün bu imkanları tabiri caizse seferber ettik. Hele bu dönemde yeni mütevelli heyeti dönemiyle birlikte de bunları çok daha yoğun bir şekilde aktarmaya çalışacağız, yapmaya çalışacağız. Akademisyenlerimize bütün imkanları, olanakları ortaya koyarak onların gerçekten hem araştırma, hem eğitim, öğretim, hem oluşturdukları yayınların ortaya çıkması noktasında, bilime katkılarının daha fazla olması noktasında elimizden geleni yapacağız tabii ki. Peki kampüslerinizden bahsedelim mi? Bir tanesi iş dünyasının merkezi Maslak'ta, diğeri de doğanın ortasında, evet, Şile'de. Evet. Ya bizim ana kampüsüm, her ne kadar Işık Üniversitesi Maslak'ta kurulsa da bizim ana kampüsümüz aslında Şile kampüsü. Şile kampüsü çok değerli bir kampüs, önemli bir kampüs. Alanlarıyla, kapalı alanlarıyla, açık alanlarıyla, denizin dibinde olmasıyla muhteşem bir güzel. İçerisinde, evet, kütüphanesi, yurtları, bir kompleks orası aslında. Kampüs, bizim inancımız şu ki, yani kampüs gerçekten bir yaşam. Kampüs yaşamı önemli bir şey. Ben de yani kampüs yaşantısında okumuş bir öğrenciyim. Bunun çok katkılarının, faydalarının olduğunu düşünüyorum. Bu kadar olanak olan spor imkanları, aklınıza hayalinize gelebilecek bütün imkanlarımız bizim kampüsümüzde mevcut. Ve bunları da elimiz el verdiğince hem güncellemeye çalışıyoruz, hem de iyileştirmeye, hem de yenilerini katmaya çalışıyoruz. Ama böyle muhteşem bir komplekste öğrenci olmak, her şeyi bırakıp öğrenci olmak lazım aslında. Yani sonuç itibariyle kampüs yaşamını önemsiyoruz. Gerçekten kampüsler yaşayan yerler olmalı. Akademik çalışmaların yapıldığı yer olmalı. Ama sosyal, insani anlamda da insana çok fazla şey katabilmeli. Dolayısıyla birbirinden öğrenen bir ekosistem. Yani ben kampüsü doğrusu böyle yorumluyorum. Böyle bakıyoruz arkadaşlarımızla. Dolayısıyla da şahane bir kampüs var. Şunu mutlaka tavsiye ediyorum. Yani tercih yapmadan önce öğrenci adaylarımız, öğrencilerimiz mutlaka ilgili kampüsleri, öğrenim, eğitim görmek istedikleri kampüsleri gezmelerinde çok büyük fayda görüyorum. Bu anlamda da Şile muhteşem bir kampüs. Maslak'ta da bir kampüsümüz var tabii ki. Ama Maslak şehrin içerisinde, şehrin trafiğinde, şehrin yorgunluğunda, öyle ifade edeyim. Artık bugün günümüzde bütün üniversiteler
kampüs üniversitesine dönerken, şehirden kaçıp kampüslere kaçarken şehrin içerisinden çok ben Şile'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şile kampüsümüzün çok önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu. Şimdi kampüsü o kadar güzel anlattınız ki, bir de vakıf üniversitesi olunca öğrenciler için burs çok önemli. Burada hem burslarınızın çeşitliliğini merak ediyorum, hem de burslarınızın kesilmesi konusunda kurallar katı mı Işık Üniversitesi? Ya evet, yani biz çok başarıya odaklı bir üniversiteyiz. Bu anlamda bunun kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Başarı önemlidir. Başarıya odaklanmak önemlidir. Odaklanmak da önemlidir bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, biz birçok burslarımız var. Bir kere GÖK'ün getirdiği burs kategorileri içerisinde olan zaten burslarımız var. Ama bunun dışında da çeşitlendirdiğimiz burslarımız var. Milli sporcu bursundan tutun birçok özel burslara kadar bu şey devam ediyor. Günün sonunda bunların hepsini biz açık bir şekilde web sitelerimizde öğrencilerimizle, öğrenci adaylarımızla paylaşıyoruz. Benim oradaki en büyük tavsiyem şu: bu kadar çeşitlilik olan, burs çeşitliliği olan bir üniversitenin mutlaka burs imkanlarını incelemelerinde çok büyük fayda var. Evet, YÖK'te belirli kategoriler var biliyorsunuz, bu itibariyle burslar anlamında. Onları da seçip gelebilirler. Ama üniversitemizin getirdiği diğer bursları da inceleyerek bu burs imkanlarından faydalanabilirler. Biz şuna inanıyoruz. Şimdi önemli olan noktalardan birini müsaade edin açıklayayım. Estağfurullah, buyurun. Şimdi biz gerçekten bir vakıf üniversitesi olarak kazandığımız, yaptığımız bütün gelirlerimizi, elde ettiğimiz bütün gelirlerimizi tekrar eğitime yatıran, tekrar üniversiteye yatıran bir kurumuz. Burada hiç kimsenin bir kuruş menfaati yok. Yani bir ticari yaklaşımı yok. Böyle bir şey de olamaz zaten. Dolayısıyla da bu anlamda biz ne kadar çok gelir elde edersek bu geliri eğitime yatırmaya devam edeceğiz. Bu biraz evvel söylediğimiz hem akademisyenlerin koşullarını, akademik koşulları, araştırma koşullarını iyileştirmek adına, hem öğrencinin eğitim, öğretim göreceği koşulları geliştirmek adına, hem de burslarla ilgili öğrenciyi desteklemek adına bütün bu imkanları öğrenciye yansıtır bir yaklaşım içerisindeyiz. Peki size bir de kariyer imkanlarını sorsam, nasıl destekliyor bu konuda? Ya şöyle, yani camiadan bahsetmek gerekirse her şeyden evvel ışıklı olmak bir ayrıcalık, bir camia burası. Yani onu iyi tanımlamak gerekiyor. 135 yıllık bir geleneği, kültürü olan bir camiadan bahsediyoruz. Bu camianın içerisinde mutlaka birbiriyle kenetlenmiş olan bir yapı var. Birçok paydaşlarıyla, vakıf tarafıyla, mezunlar derneği tarafıyla, üniversitenin içerisindeki kariyer ofisiyle ilgili olarak, akademisyenlerimiz, sanayi işbirliklerimiz, her anlamda bu. Yani girişimcilikle olan ilgili yaptığımız çalışmalar, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, o kadar çok şey var ki. Bütün bunlar bir yumak. Yani bu pastadan pay almak isteyen, yemek isteyen, bunu tatmak isteyen, bu yemekten tatmak isteyen öğrenci istediği kadar bundan tadabilir ve bu imkanlardan faydalanabilir. Bu bir ekosistem olduğu için de sanayiyle olan işbirliklerimiz, şirketlerle olan işbirliklerimiz dolayısıyla da birçok branş, birçok bölüm zaten bunların uygulamalarını bu şirketlerle yapmaya çalışıyorlar. Sanayi işbirlikleriyle götürmeye çalışıyorlar. Bazı programlar tamamen böyle. Dolayısıyla bizim amacımız öğrencimizi okulda bir öğrenci olarak sadece tutmak değil, tekrar söylüyorum, onu hayata yetiştirmek. Bu anlamda da kariyerini planlaması için de her türlü desteği, mezunlardan aldığımız desteklerle mentorluk desteklerini, her türlü şeye açız, her türlü katkıyı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu bilgiler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Vaktimizi doldurduk mu? Vaktimizi doldurduk. Sizi yine bekliyoruz. Biz o zaman şunu söyleyeyim. Konuyla ilgilenen, bizle ilgilenen bütün öğrencilerimiz web sitemizden, sosyal medyalardan bizzat gelerek, bize sorarak
her türlü bilgiyi çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Evet. Bunun da imkanı mevcut. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, programımızın ilk bölümünde Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Serdar Sarıgül'ü ağırladık. Kısa bir reklam arası, ardından ikinci bölümde buradayız.